زكاها وقد خاب من دساها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kiyim kiçek karab kişige baha biriş dinimizde ölçem kılınamdı. Müslümanın kiyim kiçeki kandak buluş gerek. Kiyim kiçek kandak bulganda dinimizde israf hesaplanmaydı. Kiyim kiçekinin milli kimlik bilen kandak alakası var. Kiyim kiçekinin milli kimlikimizin saklap kılıştaki rolü ve ehmiyeti nimelerden ibaret. Kişilik durmuşta yaşlarının güzellik ki intilişi tabi ehval. Köplüge yaşlar kiyim kiçekke alaydı ehmiyet verirdi. Bunda bu olarken Müslüman bolu süptümüz bilen kandak kılganda israf kuşup kalmasından şer'i ölçem bilen yol tutalayımız. Kine dikkatinle sohbetimizden devam edip olsun. Hürmetli kırındaşlar, bugün sohbetimiz İman Közü'de namlık programımızınki 4. bölümü. Hem onla hoş geldin onla. Ben program riyasetçisi Nizamettin Temkini, sohbetimizinki mehmini Ustaz Muhammed Ali. Sohbetimizge hoş geldin. Hoş bulduk. Ustaz Muhammed Ali, bugünkü sohbetimiz yanına ilgiriki sohbetinki devamı. Yukarıda biz de ötkendek İman Közü'de namlık programımızınki bir bölüm olup hesaplanıyordu. Yanına biz yaşlığa alakadar boğan, yani elbette kim geçecek yaş kıra hem adam kolundu ama yaşla bu meseleki köprek ehmiyet veriyordu. Buna boğanken bugünkü sohbetimiz kim geçecek doğrusu da şer'i ölçem ve bunun alakadar boğan mezmullah üstü toktunuz. O da sualga kirip geçsek bunu bu mezmunda azırak bir inaklım birip ötken bolsak bundan da güzel kiyinip taşkı görünüşke ehmiyet verişinin ki şeriyetteki onunla doğrusu da bir azırak toktulup ötken bolsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve salamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela emma ba'du. Sizle de hep ötkendek sohbetimizin ismi İman Közü'de. Yani kim geçecektin ki iman bilen boğan alakası şeriyetteki oranı noktasız ne etki vakitte kim geçecek nokul insanın bedenini, yögeş, evretini, yögeş din başka bugünkü her taraf hıldışı vatkan ayrılı vatkan künde bir mu'minlikten ki Müslümanlıkların ki başkalarının perkındığan bir tarafını ifade edilen simoluğa inip kalan bir vaziyette yaşavadığımız hem de kim geçecek noktası da başka Allah'ı taraflarına girmesek mi? Kim geçecekten ki şeriat noktasının etki vakitte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayette inna Allah'a cemilun yuhibbul cemal. Yani Allah güzel nemlikini yakış görüldü, güzellikini yakış görüldü. Ondan başka yeni bir adı da ahsinu rihalekum ve hassinu libasekum hatta tekunu keennekum şamme beynennas. Hadisinin mezmunu ne mudese Resulullah üzünü re'le tutuş, güzel tutuş. Kişilerin arası da hudde bedendeki bir hal, bir menge okşaş, Müslümanlıkımız namayen de opturduğun, Müslümanlıkımız bilinidiğun bir körünüşki kilişke hadiste buyurgandek bir mezmun olmadı. Bu noktadın, yani kim geçecekten ki hususen Müslümanlığa biz Müslümanlığa da imanı vekillik kılvatkan kişi. Çünkü bugünkü dünya bayatını hep ötkünümde kelakı arılışıp gitken bir dünya oldu. Uçur devre oldu. Bizden muşu görünüşümüz ne dünyanın o terapide kişiler normal kürüdüğün Müslüman bilen gayrimüslüman arılışıp yaşaydıgan bir devre olgan bu kaçka Müslümanlığa özünün haslıkını saklışını kim geçecek arakılık ifadeleyeleydi özünün haslıkını. Bu noktadın biz bayattin okuğan iki hadis. Ondan başka Kur'an-ı Kerim'deki hudu zinetekum indekulli mescid. Bunun
ibadetke olan ihtiram, hürmet noktasından başka Müslümanların ki bir ayrım bir hıl kürünüşü, güzellikü namayende buluş, maksat kılınan buluş mümkün. Muş noktaların Müslümanların ki pakiz, retlik, özünün kim kiçikliğe, ehmiyet birleştirdin ki şeriat terepte, ahlaki noktadın Allah'ı da ornuba da karışka tamamen buludu. Mesela taşkı körünüş bilen, vali içki körünüşünün ki bir yerde bir bağlanışçılıkı var mı? Tabii mesela Kur'an kendi vali basit takva zalik hayır. Tabii ki manda bir noktada dikkat kılış gerek. Taşkı körünüş bilen içki körünüşünün işbadlılık olması mı? Ama içki körünüşünün taşkı körünüşüne işbadlılık oldu. Ama bir noktada dikkat kılış gerek. Tamam bir adamın taşkı körünüşüyle içki körünüşüyle hüküm kullanmayız. Ama şu adamın içki dünyası sırtı da özünün kim geçecek, yürüyüş, duruş, retlik, retsiz kiyinişleri de kanakalı da eksikti. Ma noktadan bağlısak hatalaşmayız. Onda da mesela şarait yarmayan kişilerin ki kıymet bahalık kimlerini, kiyişi ısrap İstanbul'dan da. Çünkü ısrap dinimiz çeklengen. Mesela bir yerde kıymet bahalık diyen söz bir nispi söz. Her rayonun ki, her şehrinin ki, her devlet, her milletin ki iktisadi ordulumu, ehvalı karab durup belgilendiğin bir neyse biz için kıymet olan kimle bazı rayonlarda kişiler için ezen buluş mümkün. Biz ezen deyip gelen nesle yeni bazı rayondaki bazı millet kişilerine nispetten kıymet oluşu mümkün. Muhimi değil mi o dese israf kılmazlık. Mesela bir adamın ki yıllık ihtiyacı, kışlık, yazlık, yazlık, küzlük, havanın özgürlüğü ihtiyacı olan tört pesilge münasip şekilde kimleri, tört pesilge münasip şekilde ayrı ayrı şekilde bolsa bunun sahne tört olup gitti, tört olup gitti ya ki her pesilge bir iş köşe korudun olup gitti, mesele yok. Ya ki bir adamın ki hizmet ihtiyacı, öyle ki kim bilen hizmetini kıkılınmaydı, hizmet vakitte öyle kimin kıkılınmaydı ya ki bir iş köşe. Hizmet ihtiyacı tüpeyledin. Eğer kimlere köpeygen bolsa, hıllaşkan bolsa bunun da mesele yok. Ama helaki, hazırki emeylen demesek mi ortada bağ olan moduk oluşuş mesela. Meyli erde olsun, ayallarda olsun. Hem de tabii peraklık oluşu mümkün er ayallar arası da. Marka oluşuş. Bugün bir kimini aldı. Karasakile hep de yeni bir markası, yeni noskısı çıktı. Tehe ötken aptik egen kimni key mesela bunu taşlaydıgan yani kat 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 ihtiyacından sırtıda esip koydugan mahal ahvalı hakikaten de sarfçılık kirodur. Gerçi o benim pulum ba, iktisadım ba, kancılık asam alalayman degendek bir bahanız olsun mu? Lekin her nesinden bir nimesi var, hesa var bu dünyada. O pulundan, iktisadından sana bir ilgeldi ki sen onu bütünle yap, buzup, çeçip, kiyip, kanakla tüketip degendi gelmez. Dünyada Allah subhanahu ve teala bir bülük kişilerini işleyemeydiğin talantlı, iktidarlı küçü vakit yarattı. Yeni bir bülük kişilerini işleyemeydiğin iktidarsız yaşanan şekilde yarattı. Mesela ne mutlusu ama insanlar birisi birisiyle gelişmişsin. İşleyemeydiğin Allah, iktidarı var Allah, imkaniyeti var Allah, imkaniyeti yoklarına kanaklısın. Halidin haber alsın. Yani ictimai bir kapalet şekillensin diyen şekil yaratıklık. Onda olmuş Allah hem ademini beraber şekilde yaratı, yaratı teleydi. Bu şekildeki insanın verilgen imkaniyetini insan hata düşünüp ben bütünle yiyip içiversem ben bütünle kim kat kat kimlerini hep kiyiversem buradığa neyse okşaydı o dep oylap kılışı tamamen bir hatalık. Yani özdeki imkaniyet tamamen ben taptım bunu minin iktidarcılıkımdaki neyse dep oylaş hata. Belki israfçılık muş noktadan kaynaklanışı mümkün. Muş noktadan kep çıkışı mümkün. İnsan şuna oylap kalkallık için. Yani bir yerde sizin soğan sualını hulaslısak ihtiyaç üçün meyli onunki kançlı kim olup gelsin mesele yok. Ama ihtiyacının sırtı da yani modu koğuluşup mesela pason koğuluşup marka koğuluşup mesela bunda yani insanın kızıkışı okşamaydı da din bazı ölçemlerden insanın kızıkışının ki hedefin aşkan tarafından aldığını alıyordu. Bazı kim gidecek ki amrak kişiler var mesela onun hayati kızıkışı kim gidecek. Ne mi yanı çıksa alıyordu? Muşu kişilerimi özgü bir ölçem koş gerek ki ihtiyacından sırtıdaki noktalarda özünü tutuveriş gerek. Eğer onda olmadan da ihtiyacından sırtıdaki ısrafçılık hesabı. Hani maşu sözümüz ne mesela bazı maşu muhacirat yaşayan kardeşlerimizden ki yanı tılpınlanan ki yanı modullar çıksa koldaki normal işlemotkan tılpınını aparıp kıymet ağan tılpınını. Yani bu prensip. Şu prensip kim ki çekimi tatbiklanıyordu? Maşallah mı tatbiklanıyordu?
telefonlarına tatbiklanıyordu. İnsanın hayatının her sahası tatbiklanıyordu. İhtiyacı olsa, mesela bir adamın atanısı var, bir öğe yapardı. Üzüki bir öğe aldı. Mesela 3-4 ailesi var, 3-4 ailesi 3-4 öğe aldı. Yememez, sıraçlık yememez. Mesela öğe meselesi de. Kim çek meselesi demiş o. Çünkü ihtiyacı o. İhtiyaç. Telefon. Bir telefon ne ailesi ayırdı. Yeni bir telefon ne hizmetki ayırdı. Ya ki yeni bir telefon ne? Yeni bir ihtiyaç, muayyen ihtiyaç var. Çokun var. Ayırdı. Bir neç telefonu işletti. Mesele yok. Ama ihtiyacının sırtı da. Telefonu normal işlet durdu. Uzun acizden çıkıyordu. Modu kokul iş plan. Yani bir ipadı var. Uzun ihtiyacı bu. Muğan ehval ası da. Hatta bazılarının yani çıkıyordu. Onun uçluk polisi yok. Başkalarının telep yürüp, elip yürüp, yüzünün ihtiyacını kamdaydıgan kapılığına ama aşta bir ehval şeklinde kılıklık bunu kuruyordunuz. Bazıları gayrimüslüman boğan rayollarda mesela yüzünün beden azalarını setip mi telefonu kalla? Yani bu bir prensip meselesi. Kim ki çeke mi düşüdü? Telefonu mu düşüdü? Öğü mü düşüdü? Maşını mı düşüdü? Her işlağı kanakalı da düşüdü. İnsanın taşkı, kıyafeti, şu kişinin kimliki dalar aklamda? Tabii ki bunu bayatın az ilgiri mazara kısırıp öttük. İnsanın taşkı kıyafetteki karakter işçi hüküm kakalı olmuyordu. Ama işçi özünün teşi de kanakalıdı eksikti. Bu bir nokta. İkinci nokta bugünkü de insan hılışı vatkan, türlüşü vatkan bir dünyada özünün şekli arkalık mı başkalarına özünün kimlikini ifade edilir. Mesela milli kim arkalık. Mesela Orta Karapakaylı her mektebinin özgürlük bir forması var. Ne için ayrım kim kılıdı mesela? Ne için ayrım forma kılıdı? Andakin her sahadakilerin özgürlük, özünün kesbi noktaduğun bir kimdir var. Doktorlarının özgürlük kimi var. Kütkücülerinin özgürlük kimi var. Ve başka sahalimiz şu. Yani bunun bir nesini ihbar edilemiz. Kim ki çek? İnsanın şahsının karakterini ifade edemez mi? Ama insanın kayısı, mesela millet, kayısı, dinli teve, insan hikayelikini ifade edemez. Mesela bizimki doktumuz var mesela. Ne, insanın hatta kayısı karakterdeki insan. Mesela değil, 80 yıl kıştallarını keydi, tiz yırtı kıştallarını keydi, kulaklarına tümbülerini takım aldı. Bu onun kanda insan hikayelikini ifade edemez. Ondan pişkademde, müspet şekilde mi dalak? Sağlam bir şekilde, yani nimdeyimiz hem de üzünü tutuğan temkin şekilde kendi Allah'a var. Nimdeyimiz elki bir hil yengil mücazini ifade ediyor. Yani bu insanlığı bir ifade ediyor çoğu. Gerçi hüküm kullanmayız doğru. Onun içindeki adam başka şeyden buluşu mümkün. Ama içindeki sırtlığa çıkıyor. Şunun başka insan özünü ifade ediyor. Kim ki çek, pevkul adı mühim. Onun mücaz, karakteri hatta ve yönelişi, idealleri hatta onun kim kişiliği de kanakalıdır, eksiydi. Şimdi bu noktada maş şekilde karış gerek. Hüküm kılmayımız ama ihbarlıydı. Sen bir eserde Ömer Aziyallah'ın onun ki Kudüs'ün fethi vakti de kirgen vakti, fethi kılıp kirgen vakti de kiyen kimi, yırtık kimi de digen bizim elbette. Bu hıl şekildeki rivayet, bu hıl şekildeki rivayetle Yaman köp mesela Ömer radıyallahu anh tohurluk yani bir tohurluk onun kiminin mançeli yırtık vardı bunun öyle ki bu bir hıl eserle emez hatta biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan kelgen rivayetlerle muamele kılgan vaqtta hadis ilmi da onun bir ölçümü var maşta rivayetlerini kabul kılışının mesela kardeşlerimizle bunu deyip oturuşumuzdan hacet yok hadisini bir sahih hadis deyip kabul kılışının akalisi 5 ölçümü var bunu muşu sahadi hukuk Allah biliyordu bunu. Şu ölçemlerini bu rivayetlerle kanakılış gerek, siliş gerek. O kez kemez kitaplarda elinde, kitaplarda bakken, yazıldı da eliyverse bu maç. Ama bu kıldaki rivayetle eğer şu sehilik ölçümü tutuşmasa bence bu rivayetlerini kütürep yürüyüşünün ki, delil kılışının ki hiç nimesi yok, oranı yok. Bir şirket yaptı ilgili, şu Facebook'ta bir kardeşimiz bir neçbaşı suretini neşir kıldı. Onu ben buna bizim vatanımızdaki tasavvuf alakadar boğan kişiler yani sopula deptim ilan kıldı. Ben onu izahat verdim. Bu sopula emes buladı. Bazıları herkıl onu iştirak kalı köp buldu. Yizişkan bulduk. Ben özellikle fikrimi motoru koydum.
bu vaqtimiz azroq izishqan bo'ldik. Ana bizda millatimizda mana shu yirtiq askimni kiyib olgan kishilarni yoki vali yoki her halde aynı takva. Takvadar degen zahid kişiler degen bunda bir xil tushuncha bo'lgan. Bu bunu azroq bir tushuncha o'tgan bo'lsa. Bu eğer tefekkürdeki ya da tushunchadagi bir xatolik. Asl zahidlik kalepte bulduğun neyse. Yani zahidlik degen manisi mal dünya tapma emez. Mal dünya boğmusun diyen gepemez. Sen aciz ol degenlik emez. Belki mal dünya boğsun kalbinde emez kulağında olsun. Mal dünyaya küzen olan kara, kalbin olan karma. Mal dünyaya üzen bağlan, kalbin bağlanmasın. Çünkü bir adamın zahid deyip süperleşti. Ya ki mal dünyaya amrak deyip süperleşti, o adamın pul meleğinden artık azlığı fakat münasırtı yok. Bir adam az pulu oluşu mümkün, ıksadı az oluşu mümkün ama o kadar kalbe bağlanıp gitken ki pul tepiş için yalganını saladı o. Şunda ama pul tepiş için yüzünün Müslümanlıkını daha kılmaydı. Yani, vastallamaydı. Vastallamaydı. Bu adam del mal dünyaya dönüşü geldi. Gerçi bunun yancı konu aktarsa mandollar çıkmaz mı mümkün. Ama şunda bir kişilerimiz var. İktisadın senini üzüm bulup bilip bulamaydı. Lakin dünyanın kulunun keyni de tutup muamele kılıyordu. Dünyaya kalp bağlanmadan dünya için rezillik kılmaydı, eskilik kılmaydı. Dünya için üzünün üstündeki Allah'a karta hakkını mı, vazifelerini mi ada kılıyordu. Etrafıdaki lagi karta hakkını mı kana kılıyordu, ada kılıyordu. Bu kişilerin mal dünyasının köp boğallık olan bu adamın bize ergüz mü? Mal dünyaya dum düşken ya ki tekvames diyemeyimiz. Çünkü zahitlik meselesi de halkımızın nezirinde burundu da onap kalkan aciz mesela. Bunda bir hıl, bunda görünüş, bir hıl tekvalık tek çünce bu doğru çüncemez. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi hadiste İmam Müslim Ebi Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet hadis el mu'minul kavi hayru ve ahabbu ilallah minel mu'minil zayıf. Yani güçlük mu'min Allah'a aciz mümin karga vakti sümlük. Küçük mümin, aciz mümin de neyim o yakşı. Bu neyim de geldik dese, yani kanaktır bir adam Müslüman bu kalak olalım, çok mu aciz buluş şart emez. Başlığının tüen duruş şart emez. Bir adam imanlığı kirdi, o adamın uğruna cemiyeti çöp kesin de geldik emez. Yani bir adam Müslüman bu kalak olan yükseliş gerek. İmanlığı kirişilen tıxım yükseliş gerek, ahlakta yükseliş gerek, bilimde yükseliş gerek, ıksatı yükseliş gerek, her sahada kanaklı yükseliş gerek. Lekin o yükseliş, insanın mecazini, kalbini özgürtmeyen şekilde yükseliş gerek. Del bizimki tekitlemek çoğun zahirliğimiz bu noktada. Bir adam emel davası buludu. Adaletle hüküm yüküsü buludu. Lekin aş emel davası kalbiyle bağlanması gerek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ki eşidda alel küffar ruhama ve beynahum. Beynahum bu şekilde. Zahirlik ve neminki tipik misal ölçümü, tipik misal ölçümü. Yani özünün kerindaşlarına, özdeki imkaniyetle yugancılık kılmaslık, özünün kerindaşlarına, özdeki hukuk olan zulüm sağmaslık, bu zahidlik. Ama zahidlikte bir adamın çokun kanaktırılık bir kıl, aciz, mesela, bir çare, ıksatlı bir çare, mesela, küştü bir çare, ilim, pen teknikide bir çare, yani dağımlık başkalarına muhtaçlı bir şeyden, bu dışı bu zahidlikle hiç alakası yok bununki. Demek, yırtık eski konu, kim ki çekilene kiyip, biçare miskin görünüşünün özü o insanın ki takvadar ya ki zahid. Bunun alakası yok. Bizle hiç alakası yok. Ama bir adamın hatanı düşünüp kalmışsın. Amalsızlıktın. Kıyıncılık tüpeyledin. Bu adamın kimi konur ap kaldı. Yani bu adamın tüpeylikini ifade edilmedi yani. Yani demek ki meksimiz düşünüldü bence. Ama bu adamın normal imkaniyet bağ durup ben zahid oldum, takva oldum de pakiz yedi yatmayı tupu yazsa mesela. Küçük vaktlerimizde işte hepini anlattık çoğu. Kim ki çekinir pakizirak, hazır onda ideya kalmı deyip oylayım hemen şahsen. Kim ne pakizirak tezmallap geyse bırakıl başkaca karaydı. Çokum bir adamın normal adam buluşsun. Mesela kimleri restsiz, pakizemez, ya ki yerde kuluş gerek tek. Siz de soğan sual mı belki mi? Şu noktadan çıkan sual mı şu mümkün? Bu çence doğru çencemez. Allah razı olsun. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ki yani bir hadisi ki nezirimizde aklımsa. İnna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Yani Allah Subhanahu wa Taala bu hadisi kadar düşünümüz. Nimetinin bendisi de bunda
eks itişini, bendisi de ibadesinin körülüşünü yakışık durdu. Çönmek bak kolay. Yani ben söhbetinin başında azırak bir nesil dedim. Ben hususen bu hadiste bizim muhacirattaki hayatımızı bağlayıp düşünsek yani. Düşünsek. Allah subhanahu ve teala insanların hemeni bab beraber yarattı. İmkaniyetini bab beraber bir üretişki tamamen kadir. Ama intihan dünyası. İnsanlar özara birisi birisiyle bağlansın deydi Allah. İttifak olsun deydi o. Muştupeyledin bazılarına ihtizar birudu, talant birudu, tevfik birudu. Neticede onun yolları içildi. O biraz ihtisadi cihette kandakalıdı, közgü kürünüdü, yeni ihtisat tapıdı, imkaniyeti aşırdı. Bazıları kıpkalıdı. Şimdi Allah aşı bendigi belgen nimetinin şu bendide kürülüşünü, yakışıkırıdı, tesir edigenini başkalar bildiğin derecede bir ortada ihbadesi oluşturuyor. Yani tek bunu makal temsil ihbadelesem, kapaklının işi de yağı olsa sırtka kandakalıdı, tepnişiydi. Yani sen etrafındaki kırındaşlarınla paylaşışın gerek. Sen de bahanesini. Etrafındaki kırındaşla a nimetinin tesiri göçülüş gerek. Yani a nimetin ulanı ve hemen buluş gerek. Bunu mavo tesirinin kırılgını. O ma bedi men taptım minin depla memini basırıp yetimem ay. Demek yani özünün turmuşlukla mı serip kılıçtan özü o nimetinin ki bir noktada ben bir şey edeyim. Koşup koyay. Bir adam hocam köp pul tapalıydı. Talantı var. İşli sılan tapalıydı. Bu adam bir işkiyle işledi. Karısa özünün hayatı yetkidek pul var. Özünün hayatı yitidi. Ölgücüydü yani. Ballırgıcı yitidi. Boptu hem de ben tepiptim pulunu. Benim hayatım yitidiyken, ballarım yitidiyken tok dışı hata mı adam? Allah subhanahu ve teala o imkaniyetini o adamge o adam üç yıl lan beğenmeken. Yani o adamın balları üç yıl lan beğenmeken. O adam yani etrafıdakilerin mi tan işleş gerek? Çünkü etrafı da şu adam gibi verilgen imkaniyet, talant, ıhtıdar verilmeyen o adam var. Hud de bunu çönsek, ab başkalarının talantı onunla kanakalanandak, verilgendek. Ve bu talantın neticesi olan, ilişkin nimetle başkalarıyla tan paylaşışı, hem beherilinişi gerektikidek bir ihbadı oldu. Yani. Yani Allah bendisi de belgen nimetinin tesirini kuruşunu yakışık ettiğini, üzünün ihtiyacımı normal kamda olsun, ballarının ihtiyacı normal kamdansın. Yani bunun eşkini çokum etrafıdakiler mi köysün bu nimetini. Etrafıdakiler mi bunun behirlensin. Başkala olan hem behirlişiş beyedin kılınatkan talep buluşu mümkün. O zaman mesela biz şu kim ki çek ne başkalağı köz köz kılışını itibilen hususan ayal hemşirelerimizin arasında köprak görünüş mümkün bunu boşu açıla. Köz köz kılıç niyeti bilen kişini İslam'da or ne mi yani? Nimde karayımız bunu? Bu noktada riyadayımız mı ya nimdeyimiz yani? Bu size soğan bu mesele kalip meselesi soğaçka insanın özü bununla baha bir iş gerek özünün ışığa. Velil insanu ala nefsihi basıyor. Hatta sahabıların açıda şunu da bir ehvallah oldu. Yani üzünün münafık mı gidip oylayıp kalırdıgan, kattık tekvalıktın. Yani üzünün kalbini üze birden bir kanakıp çıkardıgan, küzdüp çıkardıgan. Üzünün içki kalbini. Ben münafık mı? Münafıkların ağlamı var. Yani muşunun karga vakitte kalip keserlerine Allah'a dikkat kılış gerek. Sizlikende köz köz kılış digerlik ne? Tekimi izahlasak, ben başkalarını yukarı onudur ben digerlik o. Mutikebirlik o. Şeytanın kafir okutuşlanan sebebi şu, Allah keçümeydi kan günahlarının katarın, çok günahlarının katarın birisi şu, insanı dövze kapırdıkan günahlarının birisi şu. Şu insanla, muşu kim arkalık, başkalar bana bir alaydı kanda kılsın, başkası karısın. Çünkü kimimden markası ne mi o? Import. Mesela, yukur markalık. Buna başkaca hem de bir yürüyelim, bizim cemiyet başkadan boğmuğandık. Degen bir şekilde geldi mi? Bu karındaş özünün kalbini kanakalış gerek, teşrif bakış gerek. Özünün imanını teşrif bakış gerek. Söhbetimizin ismi iman küsü de iman küsüyle üzgü kanakalış gerek. Tepsili sepsiliş gerek. Bunun imanında mesle var dediğin gibi. Eğer şunlarla bu kalsa. Ama bu doğrusu da artık krize koymaydı. Çünkü başkalarına hüküm kılış mecburiyetimiz yok. Ma yuğancı, ma tekebbür, ma riyahu, ma kimarıklık. Ama biz şunda hitap kılımız ki, şu karındaşla özünü özü tercih ediyor. Çünkü kalp meselesi ya, ben bayağı defa edeyim sahabelerin içi de. Hatta
Her adamdan soraydı Allah'a, ben münafık mı derdi? Sağım, şuna uğradı. Ben münafık mı mesela? Yani korkuttu yüzde aşağıda bir ehvan peydahı kuruş. Şu an kardeşlerimizle tavsiyelerimiz, bunda münafıklıkların alametlerinden birisi olan, ya ki çoğun günahlı olan, müminin ahlakı olan asla doğru kemiydiğen bunda işler, tebilip kalmışsın. Dedik ya baya, ihtiyaç yüzünden kanda kim keyse bulurdu. Eğer onun şaraiti, hizmeti, ticareti, aşağıda bir ölçemlik ya ki yokur markalık kim keysin telak olsa, tamam keyse onun ihtiyacı, kalbi de başkalarına yuvancılık kılıçla boğulmasın. Çünkü bazı sorunlar var, bazı sorunlar var. Karış taraf bilen tam orunda boğulmasa, mesela o karış taraf başka şikayetse, ma taraf mesela sangur sungur basa, o bitmeyden de o işle. Manda bir ihtiyaç olup kalsa, o başka. Ama yüzünün kerindaşlarına, yüzünün milletine, etrafıdaki kişilerine, sen kimdin, ben kim? Ben sana okuşmayayım ben cuma. Degendek bir tuyuğunu biriş. Asla müminin ahlakı olan uygun kemmeydi. Demek bu insanın özünki niyetiği... Niyetiği karıta yapılığa iş. Ve her insan özüne teşrif... Turuşka tekişlik bu oğandı iş. Tamam, o anda... başı içtimai hayatta... köp uçuraydıgan meselelerin yanı biri... mesela... Yaşlarınınki erkeklerin sakalı, kızlarınınki ya ki ayallarınınki hicabı. Yani hicabı da deyişimizde umum kiyinişi yani. Bunu gözü tutuldu. Bu şekli meselede ibaret mi bazıları gendek? Tabii. Yani bunu İslam şeriatınınki bu meselede eğer şekli meseleye de karışsak İslam şeriatının bir kısmı da izahlayımız mı ya kadar deyimiz bunu? Tabii ki ben bayağı gendek bu görünüşülen, yani bir adamdan sakı olan, bir adamdan hicabı olan içki dünyasında biz hüküm kullanmayız. Ama aşı sakal ya ki aşı hicab bu adamdan içki dünyasının sırtka kanakılışı, eksiltişi. Yani aşının içki dünyası da su sakalını koyduğu zıvatkan bir amel var. Aşının içki kalbi de şu ıssık olsun mu, şu hicablanıp, özünün evretini başkalarını yögep, özünün Müslümanlıkını ihbarlayışkı ünde batıkan bir neyse. Biz ma şekilden muamele kılırsak bulurdu bu noktada nispeten. Bu kanaktır bir şekliyat emez. Şuna bazı kırınaşlarımız aşağıda davalıdı. Demek sakal ve hicab insanlarınki zevki ya ki ihtiyarlıkla taşlap koyulgan neyse emez. Yok, yani. Bunun bu bir ölçümü var. Şeriatın bir ölçümü var. Şeriatın bir talep var. Şeriat tarihinin hükmü var, bu ilişkisinin hükmü var. Bazı kardeşlerimiz deydi. Mesela bu köpünç vakitte ayal kardeşlerimiz görülüyordu. Ben hicablanmağını bilen, benim kalbim yakışı. Onda meslemez. Onda meslemez. Yani bugün günde bir aşboz oldu ki, bir hizmetçi, bir kütkücü mü, özünün kütkücülükünü kim arkalık ifadeler vardı bu. Bugün günde bir doktor özünün doktorluğunu özünün üstündeki formülen ifadeledi. Bir sakçı özünün sakçılığını, bir asker özünün askerliğini, hatta askerler içindeki rütbe, dereceler mi kim kiçek, pagolla olan ifadeledi. Yani kim kiçek bir edemnin belgesi o. Söhbetin başında bu doğrusu azarak tigiş kıp kaldı. İnsanın kandalığı kiyen kim kiçigin özünü ifadeliş gerek insan. Dedim ya bir koş ölçem var ya bir ilişki hıl ölçem. Yani biz onunla hüküm kılamayız tabi. İlişki dünyası. Çünkü onu Allah biliyordu. Ama o özünü kim bile ifadeliş gerek. Bizge. Özünün kançılık Adem hikayelikini kayısı dinga, kayısı millet kitabı hikayelikini kim kiçigin ifadeliş bir işi gerek. Çünkü bu mesele şekli mesele emez. Doktor mesela bu şu kız hanımların ki tabiyeti hem de bu. Ayallarının tabiyeti de devamlılık. Yanılık entildiğen, moduk entildiğen, yanı kim keçek entildiğen. Ama şunda bir tabiyeti var hem de. Doktor bu ayallarının ki bu kızıkışı bilen şer'i ölçemde kandak tanıklaştıralayımız. Yani Allah subhanahu ve ta'ala hayatını terakki kıldırış için karısla. İnsan da o kadar tabiyetle yaratkan. İnsan neslinin devam kılış için hissiyatını yaratkan. Allah'ın birisi kohan kızık işini. İktisatını terakki kıldırış için insanın pulga mıraklıkını yaratkan.
Bunun hedefin eşip gitmeye bir yolluk, bir öz yolda dağımlaşış için bunun şer'i ehkamlarını çöğegen. Birisi yaratış. Ele lehul halk. İkincisi yaratışının ki haram putaklarını alıdığan, hata yolu kirpikçilerini alıdığan vel amru. Ele lehul halku vel amru. İkincisi maslaşsa, insanın tebiyeti ile şer'iyetteki ehkamlar maslaş kalaktı acayip güzel netice çıktı. Şunun katar edin size soğan sual. Ayallah dünyadaki mehir muhabbetinin menbesi. Kimçalıkların menbesi. Bunun için bu dağ Allah subhanahu ve ta'ala yani başkalarının özüge ta'alaydı. Gandırt, anakılığının tebiyeti yaratkan. Ve bu başkalarının özüge ta'atı, ışkı, vas durduğun bütün amıllığa ayallahının vücudu da bir hıl kızıkış koygan. Kim ki çekinin yakışısını, çaylıkını yakış gördü, olduğunu size bu zeyden yakış gördü. Hususen Allah edese mesela bazı yat, bazı kılıkların başka normal ahvalda bizi bu zünnet, üzük, neslik erle kazıkmaydı mesela. Altından iktisadi kıymetinin başka noktası da bizge nispeten bir başkına kuru alakışa hiç ehmiyeti yok ama ayalan aşta bir tarafı var. Yani bu ayallahta Allah, ayallahta Allah koyan bir tabiat, bir kızıkış, bu halk, Allah'ın halkı, yaratışı. Yani bu öz yuluk seyreniş gerek ki, bir öz ölçümlük seyreniş gerek ki ele lehul halku vel amr. Allah'ın buyruğu var. Ma yoldu mağınsa, ma yoldu mağmayınsa. Sen özünün güzelliğini ma terapiye namayandı kılısa, ma terapiye namayandı kılmayısa. Ma ula seni köyüsü buludu, bundan başkala seni köyüse bulmaydı dediğin. Şu ölçemlere rağaya kılınsa fakat mesele yok. Ay Allah, şu noktanı düşünüş gerek. Erlemi şu. Kim ki çek insanların zinneti, kim ki insan rezil buluduğu vakitte kim ki çek siz kalan halitin tesirlisi buludu. Adem Aleyhisselam bilen Havva Aleyhisselam'ın ki. Devzak demem. Cennetteki şeytanın keyni kekirip rezil olan bir valedir var. Allah kalsı yokan bir taraf. Şu vakitte mi? Yenzi'u enhuma libâsehuma liyuryehuma sevâtihuma. Şulanın en rezil haletini kim kiçkini saldırı dışı arkalık kanak kalan ikbatı. Bu nokta hekallığımızda en okunuyor. Şeytanın vazifesi kim kiçeklerine saldırı ötüş. Dinin vazifesi şu. Dinin vazifesi kim kiçeklerine keye gözüş. Güzellik atak kılış. Bir yerde mesela manevi kim kiçek ile maddi kim kiçeklerin ki alakası ortaya çıktı hazır mı sözden? Şunu bir biraz yani insan kalbi de kim kiçek kim mesela? Kalbi de ibbet şekillendiren mesela. Kalbi de üzünü başkalarını yögemen edilen ideye kilemese o sırtkı çıkmayın. Sırtkı çıkan ne? Şunun tesiri. Tesiri. Razı olsun. Baktın dilimizde kim kiçek üçün muayyen renk ölçem kılınan mı? Bu renk meselesi... Hususen ayallah üçün. Mesela er olsun ayallah olsun okşaş. Renk meselesi fakat ölçem yok bir meselenin birisi. Mesela biz Mısır'da okuduğun vakitte Afrika'nın kıldığı Allah'a vardı. Erle. Biraz uzun kim ki dönemdi. Kalp kızıl kiflendi ki. O kimden biz kemeğimiz dönemdi mesela. Ula için şunu normal. Gullok. Güllük. Bir nesilini ki dönemdi. Kalp kızıl, sap sarık. Közeyneklerinden rengi mi mesela takar? Kalp kızıl közeyneklerinden takaydı. Öyle ki biz hikayesi her gün kemeğimiz hem de onun için. Buranın meselesi her milletin bir tallışı. Bunun şeriyette bir ölçümü ve çeklemiz yok. Bir ölçümü ve çeklemiz yok. Şahısının rağbeti, milletin ırbadeti, kaysı kılı şekilde kiyinse buluyoruz. Ama dikkat kılışık değişiklik bir nokta var. Yani bir millette, malum rağın, er ayallarda paraklık şekilde simol karakterlik bu kağını da. Bu vakitte dikkat kılmak lazım. Mesela bizde hususen şahsen ama mayaklarda bazı işler bu vakitte ama ayallığa has olan bir ranglar var. Bu ranglarını erle keymeyi de normaldi. Bosa erle bu kıl şekildeki ranglarını kiş pek doğru emez. Hatta kimden pasondu mu? Erle has olan pasonda ayallığa keyse olmaydı. Ayallığa has olan pasonda erle keyse bulmaydı. Mesela haslıkını konaklaş, saklaş, birisi birisiyle okşap kalmazlık. Çünkü Peygamber Aleyhisselam hadiste erliğe okşuluşu, ayallaha, ayallaha okşuluşu, erliğe Allah lanet kılsın diyen şekildeki hadis var. Şuna rang meselesi de bir detaylaştığın meselemez. Bir ölçem yok ve bir çeklemim yok.
bir ölçem yokmuş noktada dikkat kılış gerek ve bir çeklemi mi çoğu yok. Kandar yanı tallab yani ayallah mesela ayallahının kepinde Allah'a edildi kapkalla üzerine kandar yanı rahat his kılsa kandar yanı bir hatar his kılsa keyse tamamen buludu. Hiç kanda ona o nispeten ölçem yok. Yani, madem biz bayatını kendik ayallahının hicablanışının ki asaslık şeriatdaki maksat başkalarının gözünü onundan saklaş. Başkalarının gözü çüştün saklanadığan her kanda rangos buluyordu. Başkalarının cezbi başkalarının özgü cezbi kılıdığan, özgü tatıdığan rang olsa yine biraz bir yerde bir şeriatının ayallarını hicablanışı buyuruştaki maksatı adatı amıkan buludu. Rangda ölçem yok ama başkalarının dikkatini özgü tatı varlığıdığan şekildi mi? Biraz ölçem ba, başkalarının dikkatini onun üstüge epkilediğin rengdi mi? O doğrusu mu yapkılış? Doğru kılıdı. Mesela madem bir cemiyette makbul olan her kanda rengini kanakası buludu, kolunu kim keyse buludu. Mesela yani düşünüldü de oylayma. Allah razı olsun. Anam aslında o kırga vakti de o emmeden koyduğum sakalını. Biz ayrıca yukarıda erkeklerin sakal, ayarlarının hicabda ötüp etken bu açıkta bu işki noktini yukarıda ayarlarının ki kim keçike ve hicab alakadar bedenine yögeydiğin alakadar mesela biraz izahlanan buldu. Yani de erkekler doğrusu da mı bu meselini yukarı tılgılıp ötkenlikimiz için biraz izah verip şeriatik oranını bir bayağı şeriatik oranını şeriatik yani kırganlı vakti da madem koydukken sakalını tabi tabi şeriatik sakalını hükmü hikmet değil mi zaten? Yani sünnet-i muakkede sakallı ölüm alınan nezirde. Balagat ketkendeyken erkek sakal çıkışı. Cennet kirga aktı. Cennet ehlinin ki sakal olmaydıydı hadiste, sen hadiste. Anladın. Bu dünyada sakal çıkışının ki sakalını koyuşumuzun ki Allah subhanahu ve teala hikmet değil mi hem de? Eğer ayal işkecenin yarattı, birisi misal kopal mesela, bir hıl neyimiz hem de kattık. Ama da şekilde yarattı o şu erli şu ayallarını biraz nazok mesela yumran yarattı şu şekilde Allah erge sakal çıkıdığın ayalı sakal çıkmadığın şekilde hem yarattı. Tabii ki o noktalara kirip bulamayız ama siz oğandaki öküm meselesi ki kesek bek çoğun da yatarış kılıçından hacet yok. Sünnet-i muakkede deydik Allah'ımı kılı küçlük. İmam Şafii Rahimahullah'ın Şafii İlmah'ın Hazreti'de sünnet. Bazı bir periz derecesi ki, yani vacip derecesi ki kütürdük Allah'ımı var. Bu nokta bu şekilde düşünülüyor. Yani ölüm Allah'ın ki bu hakta talaşkallıkı ne bileyim ihbaatliydi o deser. Kanda meselede. Yani kesin bir delilin yokluğunun ihbaatesi. Kesin delil o yani. Kesin delilini ben artık sözümüzden bu şeriat, din, hukuk Allah biliyordu. Delilinin ki kesillik, katiyelik, zanneylik, onun dalaletinden katiyelik, zanneylik, katarlık bir taraflığa, onu bir izahla bulduruşuna acit yok. Kesin delil olmağı yerde an ulumalı talaşıdı. Ulumalının talaşkallıkı Allah subhanahu ve teala'nın bu meselede kanakallıkı kenri yol koygallıkının ifadesi. Allah kenri yol koygu yerlerini insan ne için talaşıp takılsın? İnsanın ahmak nesi yok. Eğer Allah kesin ifadelemek olsun mutlaka Kur'an'da ifadeleydi onu. Nurgun ehkamlar var kesin ifadelemek. Onun da hiç kana ulumalı talaşmaklık. Ne onun perizlikte talaşmaklık vacib. Sakal, yakışına okşakan ve nurgu mesele, sakallamaması mesele, nurgu mesele var. Mütüber ölüm ağladın bir birlikleri sünnette ise bir birlikleri sünnette muhakkettiydi. Ve bir kısım kişilerim deydi o, vacip derecesi yapıyordu. Bu şu demek ki, bunun da yol biraz nemo kendine. Allah bu ne? Bunda ölüm ağlı, icdaat, kılalık o yol koymağın olsa kesin buludu. Yol koygan olsa, yani sen bu şekildeki dairede emel kılsan buludu, digerlik buludu. Şuna adedin ziyade talışıp gittiş. Yani bence pek doğru emas yani bu mesele hakkında birisimizin tercih kılış, tecrih kılış, eyipleş, sakal tüpelerin sen uzun koyapsa, kendikin kep kaptı da sen koymapsa, kus yapsa da pelaka. Onu bit etçi derecege apırış, yani bir de derecege apırış biraz nedenle eşitken buluşmak mümkün çünkü nöbette eğer dil iş doğru kep kalsa, talış doğru kep kalsa, tehditleş doğru kep kalsa onun da mühim sünnet emez. Periz meseleyle var bizim saklılık doğan. Şuna yol kenarı yani. Ölüme, mütebber ölümanın talaşkallıkının özü yolunun kenarındakinin ifadesi. Kenar yollarda birisi birisimizin sıkışmadan, ihtirişmeden yakışıyor.
Demek ki yukarıda ki bizim sohbetimizden ki ahirette noktaları kapkağın tutup şu yukarıda ki sözlerinin ki asası bir hulasını asası bir düşünce asılı kısak şimdi insanların taşkı görünüşü karab hüküm kılıç doğru mu anladın? Necret sural diye mesela sohbet cereyanı da ne olsun diye mesela sohbet cereyanı necret tılgı elinde yani bunu ona nispet etmem böyle hulası gibi ne diyeyim. Sırtkı noktada hiç kimse hüküm kullanmayız. Ama manda bir nesinde koyayım. Bir ayol yerim yalanaç. Ben bunu yerim yalanaçlıkla karab durup bunu ben salih, takva diyemeyim. Muşizlik hüküm kullanayım. Şunu aşkına deyimiz ki kardeşlerimizle yüzünüzden kimlikini ihbar etmekçi olsanız, dini kimlikini, milli kimlik ihbar etmekçi olsanız sırtı kurensin. Biz kürle. Sizge şu bünç hüküm kılaylı, yak şu bünç muamele kılaylı, şu gözlen karaylı. Ama siz üzünüz ne? Başka bir tipteki kişiler şekilde kini verip, yasını verip, benim kalbim yakıştı. Ben bir takvatim. Ben bu da kiyingen bilen her aşı icablarını kalladın yakışı ben. Degenek davanı kılsın, biz amansız. Çünkü dedik ya, bir adam harak botulkusunu kütürep manga adamına salih takva mümin diyemeyimiz hem de. Yerim yalanaç üyen ayallarını ma ayal bir salihe takva ayal diyemeyimiz. Hüküm kullanmayımız digerlik bir Akbala Han digerlik emez. Onun alakı hoş bir tarafı var. Bir adamın aşı katlı hicaplandıgan sakal kuyalgallıkı bizge tünç bir dağın duygusu o adamın içki dünyasındaki muşu adamını muşkıl şekilde keltürüşke intildüğün bir amınlı varlıkını düşünümüz ama yine o adam gibi bırıldığın nihayet hükümünü Allah tarafı yokuyumuz. Ama kılamaydığın bir işimiz, yerim yanına çıkıyken, ya ki başka şekilde her kıl görünüşlerde topka Allah'a, biz yakşı, salih deyip kana kılamayız, hüküm kılamayız. Bayatın dedim ya, bugün günde hem mi neyse, yüzünün tipini şekillen ihbarlam atkan bir devir. İntekarlaş doğru geldi, bir okuyucu yüzünün kayıs mektepte okuyduk Allah'ını, okuyuculuk formüsle ihbarlam atıdı. Bir asker özünün kaysi derecedeki asker hikayelikini özünün pormusla ihbarlı avatıdı. Bir millet özünün kaysi milletin hikayelikini, bir dindar özünün kaysi din hikayelikini özünün taşkı şekle ihbarlı avatıdı. Orta da yine kaminesi. Musulmanın kanda şekilde kiyinde Allah kıymeti, erle olsun, ayarlı olsun. Hem de malum. Yani Müslüman kürenmek çok Allah, Uygur Müslüman kürenmek çok Allah. Yani üzümen Uygur Müslüman dedi Allah. Yani Uygur Müslümanların kanda kiyinde Allah kıymet. Şu şekilde kiyinse buludu. O onda kiyinmey, ama bizden köyün ağırdıdı. Ben de onda takva ettim, onda takva ettim. Ben yalanmaş uygun bile, onda yakışı demdim. Ben yerim yalanmaş uygun bile, onda yakışı demdim. Köyün ağırdıdı, kalkışaydı. Kalkışım olsun, aval, özünü ihbar edilsin. Biz onu karıda muamele kılaydı. Ama şu erkekler için İslami kim ki çekte batıldığın bir taşkı kıyafet var mı? Yani makbul cemiyeti normal, makbul olan. Özümüz milletin işi de, yaşavatkan cemiyetimizde red kılınmaydıgan şekilde kanda kiyinse buludu. Çünkü cemiyette red kılındıgan kimlerin bayatını dedim ya mesela desem misal ağım kelse işte Allah dese tizi esli yırtık emez o kurnuna bitilgan nesi mesela pason depço bu ya yırtık bu ya yırtık köyneklerimin şu anda kenarlıkı kulaklarına ya ki ya bir yerlerine halk selam aladığan bir hıl yani bir tipteki insanların kiyinişi var. Yani o dereceki verip kalmakan şekilde cemiyete normal edemler. Kiyindiğin kimlerini keyse, yani özünün normal, özünün evretini yögüse, yani örp adetlerine zitkemegen, başkalarının özüne özel, Allah'ı da köyüsü almakan şekilde kiyinse, bence mesele yok. Yani bunun normal bir dinde, anda ma kim, manda kim de, Resulullah, manda kim keşke buyurgan, anda kim keşke buyurgan degendik, bir ölçemde şahsen hazır kadar kanakmalı kömeklik yani. Fakat muhimi bedenin, erretinin yögülüşü, yögülüşü, yögeç talep kılınan uğurlarının yögülüşü ve cemiyetteki kişilerin nispeten özüne yukur uğrunda tutuvarladığın. Yani oldun, belki bir para kılınıp tuvarın uğrunda kürnuvarladığın şekilde kürenmese başka meselelerde Allah'ı da mesele yok. Allah razı olsun. Bizim sohbetimizden ki ahirki noktasına kep kaldık. Bir ahirki söz işke kız. Yani ahir kısımdan sorgan sualdı ben kırındaşlarımızı yetküzmek çoğun uçurum ne mençe yetküzüp oldum de böyleyim kırındaşlarımız içki dünyasını dep otamızın yüzünün
yürüştürüşe tekatür koyulan ifadeli son biz kırandaşlarımızın şu arkalık kanaklayla tunaylı. Doktay, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ki hadisi var. İnne Allah'a la yanzuru. İstemez. Yani ben ulağa nihai hüküm Allah'a khas dedim. Bir adamın ki kim küçükülen bu adam cenneti de özü asla diyemeyemiz. Ama biz bir muamele kıldığım bir noktamız var. Müslümançılık bir halimiz var. Bu ehvalda biz bir adamın ki kandallıkıga o adam bizgi köysetken kıyafetle hüküm kılıyoruz. Dedim ya aldığımızda palan mektebinin formasını kip çıksa ama o palan mektebinin okusuyken değiliz. Askerinin kimini kip çıksa ama o askerken değiliz. Sakçının kimini kip çıksa sakçıken değiliz. Doktorunun kimini kip çıksa doktorken değiliz. Muşun okuş muamildi demekçi. Ama onun nihai hükümünü kim buradır? Allah buradır. Allah razı olsun. Hürmetli kardeşler, bu meselede şer'i tanfoklukluğun talep kılındığı Allah'ını, yani kim kiçek meselesi de bir Müslüman buluş süptimiz bilen er olsun, ayal olsun, şer'i tanfoklukluğunu ölçem kılıp yaşaydığı Allah'ı, yaşışımızın gerekliliğine düşünüp etken bulduk. Doğru kiyingen bir kişinin hedidin ziyade aşırıp ve mübalığı kılıçtın saklanışı şart aslında hazır altın saklap kılıç hukuku bağlıkı ve bu mesele köl bölmeydiği adam çok Müslümanların güzel obrazını namayan kılıç için en tüven derece dikkat kılıçı gerekliliğine düşünüp yetken bulduk. Ustaz Muhammed Ali'nin ki bu vakitki sorulgan suallardaki cevap edin. Söhbetimizde müşerde akıllaştırmen Ustaz Muhammed Ali bu münasebet bilen sizlere köp rahmetimle bildirmen. Allah razı olsun. Hürmetli körmenle İman Közü'de namlık programımızın 4. bölümü kim kiçeknin ki şeriyetki ölçüme namlık sohbetimizle şeride ahırlaştırmen. Demek bir Müslümanın hayatındaki kiyinişi şekilde ibaret bulup Müslüman heşemetçilik ve israfhorluktan ibaret iki naçer sohbetki çöp kalmasından bu ikisinin oturusu turmuş keçirişinin lazımlığı şundakla yamak ve eskimle şahsının zahitliğinin ifadesi ya ki takvadarlıkının ki ifadesi emeslikine ve şunda karışının ki İslam ile hiç alakası bulmadık muayyen ren ve muayyen kim kiçek takvadarlıkının ifadesi emeslikine mi yukarıda cevapladın bilip yetken bulduk zahitlik ve takvadarlıkının ki uğrunun kalıp tikerlikine Allah maddi ve manevi tarafından imkaniyat bergen kişiler, Allah bergen nimetini ölçemlik kullanıp, güzel hayatını berpa kılışka, tırışıdıkallıkı ve başkalarının mı güzel yaş için töhp koştukallıkını bilip yetken bulduk. Vahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Kiyinki sohbetimizde görüşkice aman bulunla. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها